Can'cım hoş geldin. Abi hoş bulduk. Ayağının tozuyla. Gerçi ne zaman döndün? Gece döndüm ya. Dün gece. Evet ama yani toz denebilir gerçekten. Toz ee, daha vardır çünkü dönerdi geç döndüm biraz. Yattım kalktım buraya geldim. Çok iyi. Ve ee, Çok da fazla uyuyamadık. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi bir şey yok yani. Onu. detaylı. Hava ee, sıcak Hava da sıcak Can'cım. Hı -hı. Sana Can'cım demem de neden çok fazla olay oluyor oluyor. Evet. Hani e, buraya özel bir şey değil bu. E, yani biliyorsun ben seni iki yıldır falan ilk görüşlerde hep Can'cım diye karşılıyorum. Ya bu, burada da böyle yaptık. Sonra nedense reaksiyon aldı. Fazla reaksiyon aldı. Sürekli Janjım havalar düşüyor Yani ne zaman yorumlara bakıyor olsam Janjım yani, görüyorum. Aynen. Ama senin yani 12 yıldır falan bana söylediğin bir şey bu. 12 yıl oldu mu ya? Ben 2 yıl. <laughs> ben minimumdan aldım. Hadi 3-4 yıla bağlayalım. Hadi 3-4 olsun. Ama sen bana bayadır <laughs> bayağıdır Cancım diyorsun. Evet Cancım diyorum ben sana. Uzun evet, evet, yani buraya evet. özel bir şey değil. Evet, evet. Evet. Ee, onun dışında diyeceğim ne vardı diye düşünüyorum, aklıma gelmiyor. O zaman başlayalım mı? Ee, başlayalım. Tabii zaten şeyde konuşacağız. Yani işte Londra maç, Şampiyonlar Ligi... Aslında bu bir Şampiyonlar Ligi finali review programıydı ama Hı -hı. çok özel bir durum gerçekleşti. Buna elimizden geldiğince ben en azından değinmeye çalıştım Londra'dayken. Burada biraz daha açma şansını elde edeceğiz. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişini, Türkiye'ye gelişini de konuşacağız tabii ki. O zaman Boşkar Servis ve Trend Yolun katkılarıyla Tardini Büfe'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Birinci kalite araç servisiniz Boşkar Servis. Tüm Türkiye'nin 7 bölgesinde her marka ve model araca profesyonel ve garantili bakım onarımı hizmeti vermektedir. Boşkar Servis.com.tr'ye giderek aracınızın ihtiyacı olan her konuda randevunuzu alabilirsiniz. Yeni randevu sistemiyle gitmeden önce ortalama işlem maliyetini görmek <laughs> bütçenizi ayarlayabilirsiniz diyoruz. Ve direkt Boşkar servis haftanın yıldızıyla giriş yapıyoruz. Jose Mourinho. Ee, yani neresinden başlamak istersin ee, bilmiyorum çok yani Şampiyonlar Ligi finali saatlerinde sen tabii tam olarak takip edemedin maçta olduğun için ama ettim ettim e, böyle bir yandan işte maç devam ediyor bir yandan Mourinho ile alakalı işte imzaladığı fotoğraf geldi falan ee, yok imza dün oldu dün evet. oldu dönüş yolundaydık biz ben havalimanında kulaklık elinde telefon e, sürekli o anı takip etmeye çalıştım Fenerbahçe'den YouTube hesabından yayınladı. 2 milyondan fazla kişi izlemiş. Ben izlediğimde sürekli yani 200 bin üzerindeydi yani takipçi, 240-250 bin canlı izleyici vesaire. Hakikaten çok görkemli oldu. Galiba tribünlerin tamamı doluydu değil mi? Ben tersini duydum. Ben izlemedim. Başka bir yayınım vardı hı. da tersini duydum. Bir boşluklar varmış ama... Ya olur e, abi o kadar. Ya ben yani ben baktığımda sürekli dolu tribünler gördüm. Hı hı. Özellikle bir taraf fuldü ki işte şeyin yani stand kuruldu oraya oturdu Ali Koç, Jose Mourinho tercüman baktıkları tribün fulldü benim gördüğüm. Kenarlarda da yani ben kalabalık gördüm bayağı ya. Uyum sağlar mı diyecektim ama yani o e, imza töreninde e, tezahürat sırasında e, formayı alıp sallaması bile e, herhalde bir şeyleri silir. Abi gaza gelmeme ihtimali yok. Yani kim olursa olsun e, popülaritesinden bağımsız o oyuncu, teknik adam e, buraya gelince burada gördükleri ilgiye, burada gördükleri sevgiye e, hayran oluyorlar. Yani şeyi çok güzel söylüyor. Genellikle e, bu, bu tarz sevgiler büyük başarılardan sonra gösterilir. Ben hep bunu gördüm diyor. Ama burada daha ortada bir başarı yokken, daha ortada imza yokken, e, sizden bu sevgiyi gördüğüm e, ve bunun biraz şaşkınlığını yaşadığını okuyabiliyorsun e, Morion. Zaten işte o gaza gelip kaldırıp işte formayı sallaması ikiliyle vesaire e, çok hoşnut olduğu, çok mutlu olduğu beklediğinden çok daha fazlasını bulduğu kesin mutlaka buraya gelme, bu teklifi kabul etme esnasında Burada görev yapmış hocalarla ya da özellikle bazı oyuncularla elbette konuşmuştur ve olumlu şeyler duymuştur sürekli olarak ama tüm duyduğu olumlu şeyler, tüm duyduğu pozitif şeylerden fazlasını görüyorlar abi burada. Yani hayal ettiğin ötesine geçiyor. Sınırsız bir saygı, sınırsız bir sevgi. Daha imza atmadan başlayan bir aşk. Biz duyguları tepede yaşayan insanlarız. Akdeniz insanıyız ve bu kesinlikle ee, çok olumlu bir etki yaratıyor e, gelen kişilerde ki yani şunu söyleyebiliriz. Jose bu ülkeye gelmiş en büyük teknik adam evet. profil olarak. Yani tabi. Yani net bu net bir gerçek. Yani çok özel teknik adamlar geldi tabii ki. Yani işte Yüpter başlayan. Yani Yüpter geldi, Luis Aragonés geldi, Del Bosque geldi, Roberto Mancini geldi, Frank Rijkaard geldi. Ee, özel teknik adamlar gördük. Ama bak buradaki birçok teknik adam mesela Del Bosque inanılmaz bir kariyeri vardı değil mi? Del Bosque Türkiye'ye geldiğinde evet Los Galacticos'ta şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Bir iki tane La Liga şampiyonluğu vardı. Ee, ama mesela şey yoktu. Ee, Dünya, Kupası, dün Avrupa Şampiyonluğu, İtalya, İspanya milli takımıyla ortaya çıkardığı miras daha oluşmamıştı. Roberto Mancini Avrupa Şampiyonluğu'nu elde etmemişti. Evet yani iki tane Serie A şampiyonluğu. Ee, City'yi Premier League şampiyonu yapması vesaire bunlar tabii ki önemliydi ama yani bu teknik adamların bir kısmını da kariyerlerini e, Türkiye'den sonra daha da zirveye çıkardılar. Yani geldikleri konjonktürde birçok başarıları yoktu ki hepsini değerlendirdiğin zaman mı? Çoğu zaman yine e, ciddi bir şekilde fark atıyor en yakın rakibine. Yani getirebileceği Fenerbahçe en iyi teknik adamı getirdi diyebiliriz ki Arabistan'dan da teklif olduğu konuşuluyordu Jose Mourinho'ya. Herhalde e, burayı tercih etmesindeki sebep de e, hala e, kendini bir şekilde kanıtlama ve e, Avrupa'da e, gösterme arzusu. Saha içinde ne beklemeli Fenerbahçe taraftarı? Ee, hani Roma döneminde biraz daha böyle savunmaya dönük oynuyor diye eleştiriler vardı. Ee, ama herhalde burada e, farklı bir şey göreceğiz Jose Mourinho'da. Yani, yani abi Jose Mourinho evet biraz savunma temelli bir teknik adam. Yani bunu lig performanslarında da genel olarak görebiliyorsun. Ee, ama e, toplu oyuna çok önem veren bir hocadır. Yani mesela John Terry'nin bir röportajında hatırlıyorum bunu. Ee, biz geldiği ilk antrenmanı hatırlıyorum. İlk antrenmana çıktığımızda biz şey bekliyorduk Mourinho'dan çünkü yani Porto ile beraber yarattığı etki o Porto fizik kondisyon olarak e, yoğunluk olarak çok yukarıda olan bir takımdı. Topsuz oyun, e, mesafeler karşılama, pres mesela en prestij takımlarından biri. E, şampiyonlar ligi şampiyonluğu yaşadığı Porto. bizi e, biz biraz topsuz antrenman e, bekliyorduk. İlk antrenmanımızda bir komando eğitimine hazırdık. Toplu daha ilk antrenmanı çıktı ve direkt bize topu verdi demişti. E, Birçok oyuncusunun röportajlarında Mourinho'nun antrenmanları hep topla e, yapmasına övgü de bulunduğunu görürüz çünkü oyuncular şeyi çok severler abi, top severler, evet, topsuz koşmayı sevmezler yani öyle çık e, 20 kilometre maraton yap, e, ağaçlar arasında tırman, dağ tırman, topsuz e, antrenman e, sahada da antrenman sahasında da dışarıda da çok fazla sevmezler. Mourinho biraz topu temel alan bir teknik adam aslında e, ve yani şu kesinlikle söyleyebilir birçok takımda uygun durumu bulduğu zaman elbette çok hüc hücumcu performanslar ortaya çıkardı. Real Madrid bunu örnek. Ee, i̇kinci Chelsea döneminde de çok. İkinci Chelsea ortaya çıkardığı kadrolar bile hmm. hücumcu kadrolardı. Biraz elindeki kadroyla alakalı. Yani kadroyu bulduğu zaman konjonktürü bulduğu zaman oyunu e, toplu oyunla oynamaktan da çok fazla çekinmeyen bir teknik. Adam. Mesela Mourinho'ya dair şunu da antrenmanlarda antrenmanlarla e, ilişkinli oyuncular. E, en sevdiği şey topa sahip olduğu ama topun gerisinde her zaman 5 tane oyuncunun bulunduğu e, anlardır, durumlardır der. Yani top en, en çok şunu istermiş. Top bende olsun ama topun arkasında 5 tane oyuncu olsun. Yani top merkezde kompakt bir şekilde toba e, topa sahip olayım. Rakip yarı sahaya gitmeye çalışayım ya da oyunu kurmaya çalışayım. Ama topun arkasında 5 oyuncu olsun mutlaka. O Defense 3 artı 2, 3-2-5'leri konuşurken Mourinho'nun da her zaman için topun arkasında 5 tane oyuncunun bulunması gerektiğini ve savunmalı derin konularda e, o beşliğe mutlaka ihtiyacı olduğunu düşündüğünü, bütün takımlarından da bu prensibi e, beklediğini, oyunculardan prensibi beklediğini e, dile getirir e, oyuncuları röportajlarında. Toplu oyuna çok önem verir gerçekten. Fakat dediğim gibi e, biraz hedef maçlar, finaller, finallerde çok büyük bir yüzdesi var biliyorsun. Yani neredeyse... %80'lere yakın bir final başarı oranı var. Aynı Real Madrid'in şampiyonlar yine gösterdiği performans gibi. O finallerin muhtemelen yarattığı sansasyon, işte büyük şampiyonluklar. Biraz daha o tek maçlarda, hedef maçlarda Mourinho'nun daha reaktif, olduğundan daha defansif bir teknik adam olarak algılanmasına sebep oldu. Ama bulduğu ortamlarda bulunduğu kavuş şeklinde alan bir teknik adam. Ki yani şu Fenerbahçe kadrosu, şu sezon, 100 gol sınırına çıkılmış, 100 puan sınırına çıkılmış bir sezon. Ee, o kadronun çok büyük ölçüde konulacağını biliyoruz. Ee, muhtemelen Mourinho'nun gelişinden sonra kafasında ya ilk fırsatta iyi bir Avrupa kulübüne, elit bir Avrupa kulübüne gideyim diyen birçok oyuncunun bile ya bir sezonda Mourinho'yla geçirsem sonrası için daha iyi olabilir diye düşünmeye başlayacağı bir durum. Bu kadro içerisinde mutlaka set oyununa, toplu oyuna ve hatta pres oyununa Odaklanacağı bir Fenerbahçe ortaya çıkacaktır. Bu adamın iki şampiyonlar ligi var, iki UEFA kupası ya da kupa ikisi var, bir konferans ligi var ve bu anlamda da hayal kurduruyor herhalde Fenerbahçeli'lere. Üçlü kazanan tek teknik adam. Evet, yüzde ee, yüz. Yani zaten Mourinho getiriyorsan, evet Fenerbahçe'nin şu anda acil bir Türkiye ligi şampiyonluğuna ihtiyacı var. Ama Mourinho geliyorsa, yani hedefin buranın bu sınırların dışında olması gerekiyor. Yani Özellikle konferans ligi için evet. her zaman favori yapacaktır. Yani konferans ligine girdiği denklemde her zaman favori yapacaktır Fenerbahçe'yi. Ki bu sezon bile işte favorilerden biriydi zaten. Ee, Avrupa liginde yukarıları için çok ciddi e, favori yapacaktır. Yukarıları için derken işte çeyrek final, yarı final belki biraz daha fazlası. Şampiyonlar ligi için çok zor denklem. Türk takımları için. Ee, orayı elbette hayal ettiriyor. Yani Mourinho'nun kariyerine baktığın zaman da abi hep olmamış, yapamamış, uzun zamandır olduramayan e, takım performanslarının, e, takım takımlardaki performanslarını ve başarılarını görüyoruz. Yani, Roma'nın ilk Avrupa Kupası'ydı. Bak, iyi, en baştan başlayalım. Porto, Şampiyonlar Ligi. Yani Kupa iki. Kupa 2 üstüne Şampiyonlar Ligi. E, geçmişte ligi boş Porto'da. Ligi zaten kazanıyorsun bir şekilde ama o iki başarı inanılmaz bir şey. Ondan sonra kime gidiyor? Chelsea'ye gidiyor. Yıllardır, 30-40 yıl boyunca e, Premier Lig'de şampiyon olmayan bir takım ilk sezonunda şampiyonluğu götürüyor. E, ondan sonra kime gidiyor? Real Madrid. Real Madrid çok büyük bir kulüp. Şu anda inanılmaz algımız. Inter. Ama... Doğru. Real Madrid'de devam edeyim ben. Real Madrid'de gittiği denklemde ve konjonktürde Real Madrid çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ha. Yani ligde sıkıntılı. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde sürekli sıkıntı yaşayan, sorun yaşayan, gruptan çıkan, çıkamayan, son 16 sürekli üst üste kaç yıl, 4 yıl, 5 yıl üst üste son 16'da yenildiler. Çeyrek final göremediler. Öyle bir denklemde gitti Real Madrid'e. Real Madrid de tekrar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de yukarıların adayı yaptı ve 2011 Barcelona'nın hükümranlığına bir sene sonra son verdi. Inter, evet, yani orada şampiyon olması üst üste 3 şampiyonluk özelliği çünkü ondan önce de 2 sene Roberto Mancini şampiyonluk yaşamıştı. 5 yıla çıkardı oradaki seriyi. Ama Inter'le elde ettiği şampiyonlar ligi Tabii. tarihte kaç yıl öncesinde kalmış başarılar. Ve ondan sonra da Roma. İşte bir, bir tane Avrupa Kupası var. O da bundan 60 yıl önce falan 60-65 yıl önce Fuar Şehirleri Kupası Roma'nın. Başka bir başarısı yok. Fuar Şehirleri Kupası'na ne kadar Avrupa Kupası dersin. Orası tartışmaya açık. Dolayısıyla orada da iyi ki başardı ve üst üste iki tane, iki tane Avrupa Kupası kazanıyordu. ya yani Tottenham dışında ee, çok uzun zamandır istediği başarıları elde edemeyen ya da büyük başarılardan tarihsel olarak uzakta olan takımlara o tarihsel başarıları ya da işte o lig şampiyonluklarını 30-40 yıldır başarılamayan şeyleri e, getirmiş bir hoca. Dolayısıyla Fenerbahçe'de de 2014'ten sonra işte 10-11 yıllık e, bu ligi hasret olma durumunu sonlandıracak geçmişteki örneklerle birlikte ee, muazzam bir profil olduğunu söylemek gerekiyor. Bu anlamda da çok güzel bir eşleşme aynı zamanda e, Tottenham tek kazanamadığı yer belki bir kupa finaline çıkardı o kupa finaline çıkamadı e, başında. Yani çıkma, yani lig kupası mıydı? Lig kupasıydı evet, galiba. Ama kupa yani. Almış olacaktı belki de. Ee, rakibi de City'ydi değil mi? Galiba. Ryan Mason e, Aynen. çıkmıştı onun yerine. E, ve şeyi kaybetmişti. City'den emin City. değilim ama Mason çıktı. Evet. Ondan ee, rakip City'ydi ya. Ayrıca oradaki e, bir belgesel de vardı işte Amazon'un yaptığı o Tottenham döneminde e, oyuncularla ve e, üst yönetimle kurduğu iletişimin de e, aslında e, şu sıralar Fenerbahçe'nin e, ihtiyacı olan bir başka nokta olduğunu da düşünüyorum. Bu açıdan da bence böyle cuk oturuyor. %100. Şimdi tabii bunda biraz dikkatli olmak gerekiyor ama canım. Hmm. Ya yani ben ben bunu işte şeyde yaptığımız e, bağlantıda dile getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'nin şu an içinde bulunduğu durum, yönetim yapısı, e, Türkiye'deki teknik adamların bulunduğu durum e, böyle bir profili mutlaka gerekli hale getiriyor. Mourinho bunun zirvelerinden. Ama e, burada ayarın yapılması lazım ve mutlaka yönetim e, tarafından da bir şekilde desteklenmesi gerekiyor Mourinho'nun. Çünkü bak çok yeni bir röportaj, bir ay önce yaklaşık verdiği bir röportaj. Telegraf, daha önce Atıf'ta bulunmuştum ben e, o röportajda. O röportajda şöyle bir şey diyor abi ben sahanın içine kalmak istiyorum. Benim yerim sağın içi. Ben koçluk yapmak istiyorum. Bu konuda çok iyiyim. Ama e, koçluk yapmak zorunda, yani koçluktan daha fazlasını yapmak zorunda olduğum yerlerde sıkıntı yaşamaya başlıyorum e, diyor. Ve bunu yapmak istemiyorum. Bunu yapmak zorunda kaldığım yerler oldu. E, bazı kulüpler beni buna mecbur bıraktı. Ama bu benim için iyi bir şey değil diyor. Aslında biraz buna atıf var. Senin söylediğin şeye. Şu anda e, evet algı hikaye anlatı biraz bunun üzerinden kuruluyor. Bu doğru da Mourinho bazı basın toplantılarında, ilk büyük basın toplantılarında, işte bazı maç önü maç sonlarında yaptığı açıklamalarla hakikaten e, medyadaki algıyı, camialar arasındaki algıyı değiştirebilen ve e, takımına güç verebilen bir teknik adam. Ama sürekli buna bağımlı olmamak lazım. E, çünkü şöyle bir şey söylüyor. Benim mükemmel bir iletişimci olduğumu söylüyorlar. Bu röportajda söylüyor, bunu bir ay önce söylüyor. Ama diyor, ben bunu yapmak istemiyorum, ben bunu sevmiyorum. Sürekli konuşursanız hata yaparsınız. Sürekli konuşursanız yanlış şeyler söylersiniz. Ben haftada 3-4 defa konuşmak zorunda kaldığım zaman yanlış söyler söylüyordum. Ma getiriyor aslında. Ee, biraz o yönden iyi desteklenmesi lazım. Hoca bunu söylüyorsa, hoca bir ay önce kariyeriyle alakalı e, geçmişe dönük bazı muhasebeler yaptığı bir röportajı o. Ben sağ kalmak istiyorum, koçluk yapmak istiyorum böyle bir kulüp içerisinde çalışmak, böyle bir ortam içerisinde yer almak istiyorum diyorsa e, biraz buna uygun hareketler yapılmalı. Bu Türkiye'de zor. bak Çünkü Türkiye'de şöyle bir gelenek var. Şimdi bizim çıkardığımız teknik adamlar kimler? Fatih, Fatih Terim, en büyük Sen Şenol Güneş, Mustafa Denizli. Bu teknik adamlar nasıl teknik adamlar? Her şeyi kurgulayan, Hı -hı. her şeye hakim. Sağ içi, sağ dışı, musluk tamiri, çim, e, bahçıvan, Hı -hı. o, bu, yönetim, ilişki her şeyi planlıyorlar. Hı -hı. Şimdi Sence bu teknik adamlar bu profile kendileri mi sahiptiler? Yoksa Türkiye'deki konjonktür mü bunları ona mecbur bıraktı? B Bence biraz da gereklilik. Evet. E, çünkü yani Türkiye'deki yönetimler, başkanlar, idari birimler futbolla genel itibariyle çok alakalı değiller. Hal böyle olunca... Teknik adam her şeyle ilgilenmek zorunda kalıyor Türkiye'de. Bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta da böyle. Anadolu kulüplerinde daha beter. Bak Anadolu kulüplerindeki teknik adamlar da benzer şekilde her şeyle ilgilenmek zorunda bırakılıyorlar. Mecbur kaldıkları için Fatih Terim böyle oldu. Mecbur kaldıkları için Şenol Güneş böyle oldu. Yani bizim futbol iklimimiz teknik adamları böyle olmaya ve böyle büyümeye, böyle serpilmeye yönlendiriyor. Şimdi Mourinho bunun iyi örneklerinden biri ama Mourinho diyor ki ben böyle olduğum zaman hatalar yapıyorum. Böyle olmaktan memnun değilim. Ha, bırakın ben sadece koşluk yapayım. Koşluğa doklanayım. Buradan bazı çıkarımlar yapmak gerekiyor. Yani anlatıyı sürekli Mourinho mükemmel bir iletişimci. Mourinho harika basın toplantıları düzenliyor. Mourinho bir anda algıyı çevirir. Evet öyle. Ama diyor ki ben konuştukça hatalar yapıyorum diyor. Günde 3-4 haftada 3-4 hafta konuştuğunuz denklem rahat olduğunuz bir denklem değildir. Hatalar yaparsınız. Yanlış yaparsınız. Yanlış, yanlış şeyler söylersiniz. Ben bir finali kaybettikten sonra gidip konuşma yapmak istemiyorum diyor basın toplantısında. O, oraya mutlu gittiğimi zannediyorsunuz diyor. Buna da ee, kafa yorması gerekir bence Fenerbahçe yönetiminin. Bizde ligde maç önü basın toplantısı yok en azından. Ee, bir kere az konuşacak. Evet. Bu, <laughs> bu gerçekten bak keyif aldığı bir şey olabilir. Çünkü de bu Jürgen Klopp'un şeyi Liverpool'dan ayrıldığı ayrılma kararını açıkladıktan sonra bir e, programda şunu söylüyordu. Teknik adamların çoğu gidip öyle maç önü maç sonu konuşmayı sevmezler. Çünkü futbol anlamayan gazeteciler sürekli orada futbolla alakasız. Futbolla alakalı olsa da saçma sapan şeyler sorarlar ve bunları konuşmak zoruna kalırlar. Hiçbir teknik adam bundan mutlu olmaz diyor. Ve bunu haftada 4-5 defa yapmak. Çünkü haftada 3 maç yapıyorsun bazen. Maç önü maç sonu 6 tane basın toplantısı anlamına geliyor bu. Hadi minimum 4 tane 5 tane. Bunu 5 defa yapmak çok can sıkıcı ve çok yıpratıcı bir şey diyor. Ee, Thierry Henry'in de e, dikkat çektiği onlardan biri. Bir devrimci bir evet. kere. Bak şu, e, Premier Lig'de bir devrim yapmış bir teknik adam 20 yıl önce. Ee, Yaptığı şey çok değerli. 2004-2005'te gelip tam 20 yıl önce. Çünkü sadece 4-4-2'lerin oynandığı bir dönemde 3'lü orta sahalarla çıkıp o sayısal üstünlükle beraber ortaya çıkardığı yapıyla e, dizilişleri değiştirmedi sadece. Aynı zamanda birçok terimin e, futbola gelmesini de sağlayan şeylerden bir. Mesela gerçekten İber etkisinin Premier Lig'in taktiksel anlamda dönüştürücülüğünde çok büyük e, fark yarattığı bilinen şeylerden biridir Premier Lig'de. Evet, sonra Esporgas'ın, Arsene Wenger acayip bir mücadele içerisindeydi. 90'ların sonu, 2000'lerin başı. Ama 2000'lerin ortasında Rafa Benitez ve Mourinho'nun beraber e, Premier Lig'e gelişi taktiksel anlamda, taktiksel derinlik ve gelişim yönünden Premier Ligi çok kat kat hızlı bir şekilde yukarı çıkarmış faktörlerin başına geliyordu. E, Mourinho da orada aslan payını Benitez'in yanında tabii ki alan e, teknik adam. Demir Yenaf mesela şey diyor. Ben geçiş kelimesini duymamıştım diyor Mourinho'dan önce. Bak geçişi Premier Ligi ve dolayısıyla futbol getiren teknik adamlardan biri. Mourinho'dan önce bir kenar oyuncusunun sol ön, sağ ön, bek takibi yapması diye bir şey yok. Ama ne oluyor 2000'lerin başında? Bak Arsene Wenger de bunun kralı. Bekleri oyuna sokuyor dörtlü savunmada. Bir anda bekler üzerinden bir sayısal üstünlük elde ediyor ve çok makine düzeni e, içerisinde bir Arsenal ortaya çıkartıyor. Beklerin 90'ların sonunda 2000'leri yılların başında hücumuna giden bir profile dönüşmesi, hücuma katılan oyuncular olması e, bu oyuncuların takip edilmesi beraberine getiriyor. Mourinho bunu ilk fark eden hocalardan biri. Porto'da da benzer şekilde. E, Bek takibini Premier League'e getiriyor. Demin Duff mesela o yönden de en çok sevdiği oyuncuların başına geliyor çok çalışkan bir oyuncu çünkü. O takiplerini yapan oyunculardan biri. Onu geriye getiriyor. Kenan Beklerin savunma back, e, hücumcuların bekleri takibini Premier getiriyor ve birçok teknik adam sonrasında bunu kullanmaya başlıyor. Ve e, çok savunmacı. Chelsea de savunmacıydı. Yani 70 küsur golle bitirdiler iki sezonu. 3. sezonun ortasında zaten ayrılıyor. Ama orada da enteresan enteresanmeler yapmaktan çekinmiyordu. Mesela bazı maçların ikinci arasında skor istediği zaman üçlü savunmaya dönüp bekleri hücuma sürüyordu. Demin Duff bak en çalışkan oyuncularından biri ee, bazı maçlarda skora ihtiyacı olduğu zaman Dafı beki çekmiştir. Bu dön seni ilk sezonunda bağlantı santrifor olarak iyi bağlantı yaptığı için birçok maçta santrifor'da tek santrifor olarak kullanıyor. Drogba çok iyi bir sezon geçirmesine rağmen. Ya da keza bak bazı maçlarda Drogba tek santrfor. Makalele iki orta saha 2 8 numara. Bir Lampard, Gudion sen. Sağda Daf, solda Joe Cole. Yani Drogba'nın arkasında Kol, Lampard, Gudion ve Daftan oluşan bir dörtlü ortaya çıkartıyor. Yani hücumcu yapılar dönmekten de çok çekinmeyen bir teknik adam. Ama dediğim gibi yani genel olarak gol performansı, üretkenlik biraz düşük kalmıştı. Ama zaten ilk sezonun 15 gol yiyen bir takım ortaya çıkardığı için yani çok da böyle 80'leri 90'ları zorlayan bir yapıya ihtiyacı yoktu. Bu yönden hakikaten e, devrim yaratmış bir hoca. Evet 20 yıl öncesi ama çok değerli. Ve ben kendinin güncellediğini düşünüyorum. Biraz geride kaldı mı? Yani çok hızlı gelişiyor çünkü ve oyun e, biraz farklı profillere doğru gitti. Yani görüyorsun şu andaki teknik adam tercihleri hızlı bir şekilde daha top odaklı hocalara doğru gidiyor. Yani Chelsea'nin, Bayern'in, ee, Arsenal'in ee, yüksek profili birçok takımın elit takımların yaptığı tercihler genellikle top odaklı teknik adamları gitmiş durumda o yönden hızlı bir gelişim var ve Mourinho o anlamda biraz daha konservatif kaldı ama bunu şunun yani röportajlarında ve yaptığı yorumculukta çok iyi görebiliyoruz aslında her şeyi de çok iyi takip ediyor. O telegraf röportajında mesela şunu söylüyor çok kısa bir süre sonra bir teknik adam maçın son 10 dakikasında bir kaleciyi oyundan alacak ve kalecinin yerine oyuncu sokacak diyor. <laughs> ve bunu yapan hoca da daha iyi olarak değerlendirilecek diyor. Biraz sarkastik bir şekilde. Belki de ben yaparım bunu diyor. Ama yani orada şunu söylüyor. Diyor ki Artık kaleciler diyor ne kadar iyi ayağı olursa olsun bir kalecinin orta saha yuvarlağına gelip orada oyun kurulumuna katılıyorsa düzenli bir şekilde son 10 dakikada özellikle skora ihtiyacı olan takımlarda e, o zaman onu değiştirin diyor bir oyuncuyla. Bunu bir hoca yapacak diyor çok kısa sürede bunu göreceğiz diyor ve onu daha iyi olarak değerlendireceksiniz gibi bir çıkışı da var. Ben yapabilirim yani bunu, buna dair fikirler olan bir teknik adam hala görebiliyorsun yorumculuk seviyesinin bu kadar yukarıda olması aslında kendisine bilgi olarak da güncellemesinden geçtiğini düşünüyorum ben. Fenerbahçe'de neleri farklı yapar? Bunu bilmiyorum. Kesinlikle top odaklı bir takım ortaya çıkaracaktır. Ben Real Madrid'de ve Porto'da gösterdiği presçiliği burada da ön plana çıkaracağını düşünüyorum. Ama şunu da görürüz büyük ihtimalle. Bir hedef maçta, bir Galatasaray deplasmanında, bir İsa maçında topu rakibe bıraktığı Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, ya işte Avrupa'dan gidip maçta oynarsa karşısına biraz yüksek profili bir takım geldiği zaman topu rakibe bıraktığı denklemleri de ortaya çıkarır. Çünkü ya bunu her zaman söylemiştir. Yani reaktifliği rakibe verilen reaksiyonları e, biraz şundan geçer. Diyor ki eğer karşınıza bir Ferrari varsa ve sizin arabanız daha düş çok düşük bir e, modelse benim ya e, o arabanın Ferrari'nin tekerini tekerleğini kırmam gerekir ya da benzin deposuna şeker koymam gerekir diyor. Yani onun çalışma prensiplerini bozmaya bozmaya ihtiyacım var. Eğer ben daha kuvvetsiz takımsam ee, karşısında ya orada fark çok büyük tabii ki Kendi karşısında kendisinde denk bir takım gördüğü zaman da o benzin deposuna şeker koyma metaforunu e, sıklıkla yapan bir teknik adam bunu gördüğümüz maçlar Türkiye liginde de Avrupa'da da tabii ki olacaktır çünkü hedef maçları böyle oynuyor ama genel itibarıyla. Şu anki kadroyu değerlendiriyorum. Yani şu anki kadroya düzenli bir şekilde savunma yaptıramazsınız. Avrupa'da da düzenli bir şekilde savunma yaptıramazsınız. Zaten top odaklı olmanız gerekiyor. Mourinho da dediğim gibi kadroyu bulduğu zaman, konjonktürü bulduğu zaman, uygun lig yapısını bulduğu zaman ya yani bunu uygulamaktan çekinmeyen bir hoca. Trendyolla süper soruların ilk bölümüne geçelim o zaman Mourinho ile alakalı sorular. Ee, bunlardan ilkini sana sorayım. Burak sormuş. Jose Mourinho Fenerbahçe'de üçlü savunma oynatır mı? Oynatma riskine girer mi? Bence oynatmaz. yani çünkü üçlü savunmayı e, oynattığı maçlar genellikle ya rakip üçlü oynuyorsa hı hı. ya da rakibin muazzam bir beşli cumartı varsa değerlendiriyordu. Ee, yani Roma'da düzenli üçlü oynattığı evet ciddi periyotlar var. Hatta ağırlıklı bir şekilde orada üçlü savunma üzerinde ilerledi. O da biraz dik yapısıyla alakalı bence. Yani Türkiye'de Mourinho'nun oynattığı tarzda üçlü savunmaya bence çok ihtiyacı yok takımların. Ama hücumcu bir üçlü, bir Leverkusen üçlüsü, bir Atalanta üçlüsü elbette olabilir. Ve bu getirdiği farklılıkla o takımı, bunu yapan takımı bir üst seviyeye çıkarabilir ama Mourinho böyle bir teknik adam değil. Mourinho'nun kullandığı üçlüler hep rakiple o eşleşmeleri yapmak, rakibin beşli hücum doğru bir şekilde reaksiyon vermek için. Bir de yani üçlü oynatmak için önden bir oyuncu kesmeniz gerekiyor. Ve Fenerbahçe'nin orta saha yoğunluğu hücum attı. Muhtemel transferlerle beraber o kadar kalabalık ki oradan bir oyuncu kesip ekstra üçüncü stoper iki tane bek kullanmak bence ana planda hiç değerlendirmeyeceği bir şey olacaktır. Bana da öyle geliyor. Mourinho'nun gelmesiyle Fenerbahçe'de en çok hangi oyuncuya katkı <laughs> olur? en fazla kime dokunur? Aras sormuş. Vallahi <laughs> bilmiyorum. Bak, yani şunu söylemek gerekir. İsmail Kartal'ın yaptığı en iyi işlerden biri birçok oyuncudan çok yüksek verim almasıydı. İrfan Can. Çok fazla oyuncu var. Yani e, İsmail Yüksek için de bunu söylersin. İrfan Can için de bunu söylersin. Monster Hadi yabancı oyuncular, yani yüksek profil yabancı oyuncular için söyleyeyim ama Monster World'de. Yani geçtiğimiz sene yaşadığı sıkıntılardan sonra İsmail Hoca ile beraber <laughs> ortaya çıkardığı dönüşüm. E, yani orta profilli birçok oyuncu için bunu zaten çok iyi yaptı İsmail Kartal. Yani Mourinho takımlarında kimler daha fazla parlar dersen 6-8 merkez orta saha oyuncuları, stoperler çünkü kompaktlığa çok önem veren bir hocadır. Hep söyler. Kompaktlık ve denge. Yani Mourinho'nun açıklamalarında yorumculuk hayatında da en çok kullandığı iki kelimeler büyük ihtimalle. Bu teknik adamlığından gelir. Topu rakibi karşılarda de kompakt. Top sendeyken de kompakt bir şekilde rakibin üstüne gitmek gerektiğini söyler. O kompaktlık ee, tabii ki omurgadaki yani stoperlere 6'ya 8'e merkez orta sağlıklarına Biraz daha fazla katkı yapıyor. O oyuncular, merkezdeki oyuncular, stoperler ve orta sancıları daha fazla yararlanır diyeyim ben. Zaten çok fazla da konuşacağız üzerine gelecek sezonda. Var mı şimdi şöyle aklında kalan, şunu da söyleyeyim diyeceğim bir nokta Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişiyle ilgili? Ya şu, bunu geçti şeyde de söyledim işte. Yaptığım bağlantıda da söyledim. Bir kere şey acayip bir şey abi. Yani Mourinho'nun takımını düzenli bir şekilde yorumlayacak olmak Aynen. çok heyecan verici bir şey. Bu kesinlikle çok keyifli bir şey. O yönden ee, ciddi bir heyecan barındırdığımı söyleyebilirim. Bir de yani bunu haberini vermeyelim ama e, aslında birkaç ay önceden belli olan bir şeydi. Önümüzdeki sezon bir sürprizimiz de var. Bu yönden de Mourinho'nun gelmesi. Güzel oldu. Benim açımdan, bizim açımızdan aslında fena olmadı diyebiliriz. O yönden şimdi net resmi bir şey söylemeyelim Hı. çünkü daha detaylar belli olmadı. Ama ee, tam sezona denk geldi diyebilirim. Manzara koydu. <laughs> tam sezona denk geldim. Çünkü sen de... Bakalım bakalım. Sen ee, de e, şeysin. Kesinleşsin. Ee, güzel güzel duyuralım. Ee, şimdi <gülüyor> <gülüyor> çok konuştuk Tepki alacağız. <laughs> ee, ama az çok da belli oldu canım. Ee, i̇stiyorsan İngiltere maceranı ve e, Real Madrid-Borussia Dortmund maçına dönelim. Senle burada e, Şampiyonlar Ligi finali özel bölümünü çekerken Adeyemi ve Vini'ye dikkat çekmiştin bireysel oyuncular olarak ve e, yok gülme öyle yani bence isabetli bir tahmin oldu Adeyemi maçı Watch. alabilirdi Vini maçı bitirdi Aynen. E, gibi ya atamayacak tabi zaten Adeyemi dedin ya beğendiğim bir oyuncu da değil e, bundan dolayı bunu dedin sarktı ama atamadı ve o atamadığında herhalde biz burada dedik Wembley'de 90 10 herkes, on, abi. herkes kişi dedi Bunlar bu maçı alıyor. <laughs> devrede. Devrede herkes birbirine yazdı zaten. Yani Real Madrid bu maçı alıp geçmiş olsun diye. <laughs> ee, ya yani evet. Yani adem ile alakalı şunu söylemiştik. Yani birebiri yoktur. Ki Carval birebiri iyi. Zaten savunur. Ama Carval arkaya koşu atan, topsu koşu atan oyuncuyu sevmez. İki tane koşu attı. Pozisyon oldu. İkisi de gerçekten. Ama bitiremedi. Zaten neden beğenmiyorum? İşte bu yüzden beğenmiyorum abi. Yani bitirse hakikaten Dortmund oynamaz. Biraz öyle. Ama işte yani e, buluyorsun o bulduğun şeyde e, atman gerekir. Atamayınca takımını da düşürüyorsun. Sadece o kaçırmadı tabii ki ama işte 3 pozisyonun ikisinin içinde e, o vardı. Hatta belki 3.5-4 pozisyon diyelim. Biraz öyle. Vini sürpriz değil. E, bence fena maç çıkarmadı. Hı hı. Şey, Rierson. Ama çok zorladı. Yani. Birkaç pozisyonda. Bak bu maçta anlaşılmıştır. Yani ben söylemiştim ya, hücumumu savunmadan daha iyi. Toplu oyundaki yumuşaklığını gördün değil mi? İlk dokunuşlar, topla çıkışları vesaire, yer sonu çok iyi. Savunmada da diyorum, Dortmund'a beklentilerin ötesinde iş çıkardı. Ama yani Winnie'nin karşısında olmaz abi. Tamam abi. Ya çünkü Walker, Walker orada sendeliyor yani. Başka bir şey var orada. Evet o da öyle. Bir de aslında şunu konuşmuştuk e, maça dair. Dortmund... Muhtemelen topu bırakacaktır. yüzde %40'ları görmez. Aynen, aynen. Ee, bunu yapması lazım. Bunu yaparsa şansı olur. Ee, çünkü Real Madrid %60-65'lerle %70'lerle toplu oynamayı seven bir yapı değil. Oyuncu grubu değil. Beklinden fazlasını yaptı bu arada. Yani gerçekten ee, Dortmund çok kompakt bir şekilde dar, kısa bir savunma merkezi kurdu. Oraya hiç sokmadı o bölgenin içerisinde, o kompaktlığın içinde hiç pas yaptırmadı. Onun dışında istediğiniz yapın dedi. Yani soperleri tamamen serbest bıraktı. Fül kuruk soperleri hiç gitmedi. E, soperlere sürekli mesela diyelim ki sol soper e, Rudiger Rüdiger alıyor topu. Fül kuruk araya giriyor iki stoperin. Kenara yönlendirdi. Beklerin topu almasına izin verdi. Kenar çizgide ve iki stoperin geride oyun kurmasına, pas yapmasına tamamen izin veren ama biraz işi öne aldığı zaman asla o izni vermeyen, sürekli baskı yapan, pres yapan, krosa da düzenli bir şekilde sabitleri çıkaran bir Dortmund gördük. İlk 15 dakika zaten her şey neredeyse Dortmund'un istediği gibiydi abi. İlk 15 dakikada. Bunu ilk yarının geneline yaymayı başardılar. İlk 15 dakikada Tehdit yaratan 2-3 tane şey vardı. Onlar da reallerin uzun toplarıydı. Yani Rüdiger 2 tane çok iyi uzun vurdu. Kroos bir tane çok iyi uzun vurdu. E, uzun toplardan bir birebir ortaya çıkma ihtimali vardı ama uzun toplarda da şey var biliyorsun abi. Yani şimdi sol stoper sağ çapraza vuruyor. Top havada 4-5 saniye kalıyor. Zaten savunma o top havada zaman geçirirken kompakt bir şekilde oraya kaymayı başarıyor bir şekilde. Onlar da ciddi sıkıntı olmadı. İlk yarıya bunu yaymayı başardılar. Hani Dortmund İstediği yerde pası yaptırdı Real Madrid'i e ama istemediği yerleri asla sokmaya izin vermedi. Girmesine izin vermedi. Ve o 45'te hiçbir şey vermedikleri gibi yani 2-3 tane çok net pozisyon buldular ama değerlendiremeyince bitiyorsun abi. Yani devrede biraz şunu biliyorduk. Dortmund oyuncuların kırılacağını biliyorduk. Çünkü şimdi Real Madrid'de son 10 yılda şöyle bir algı var. Akıl almaz bir winnerlık, akıl almaz bir dönüş becerisi, akıl almaz bir final beşeri, başarısı. Dortmund'un oyuncusu şunu demiyor mu? Zaten underdog olarak gelmişler. Favori değiller. İlk 45'i mükemmel oynamışlar. 3 tane pozisyon değerlendirememişler. O oyuncu soyma odasına gittiği zaman senin, benim, tribündeki adamın düşündüğü şeyi düşünmüyor mu sence? Düşünüyorlar. Yani bu real bizi atar diyorlar abi. Peki tek sebep bu muydu? İkinci Değil. yarıda dengeledi real yani. Gole kadar da daha dengeledi. Çok farklı bir şey yaptı Ancelotti ikinci yarıya başlarken. Tamam. Dikkatini çekti mi? Yok. Ee, belki konuşmuşsunuzdur burada. Karşılama yapısını tamamen çevirdi, değiştirdi. Hmm. Yani şimdi maç bak bunu da konuştuk dedik ki öndeki 4 yani öndeki yapıyı biliyoruz orta saha oyuncuları hücum oyuncuları bu oyuncular çünkü her maçı bir her final maçını böyle oynadılar her hedef maçı böyle oynadılar ama bu oyuncuları nasıl izleyeceğini bilmiyoruz dedik dedim ben burada hmm. şöyle başladı maça 2 sopere e, şey basıyor Rodrigo Levin'i basıyor 4-4-2'nin ileri ucunda sol kenar 4-4-2'nin solu Bellingham sağa var verdi ilk yarıyı böyle oynadı. Hiç olmadı abi. Şu olmadı mı? Topu aldığı zaman Vini'nin Riyerson'un yanına gittiğini gördük tabii ki. Bazen Rodrigo'nun sağa açıldığını, bazen merkezde kaldığını, bazen savunma arkası koşu attığını ya da deline geldiğini gördük. Ama karşıma böyleydi. Bellingham, yani Valverde, Rodrigo, Vini. İkinci yarı başladı. Vini sol kenar, Rodrigo sağ kenar, Valverde ile Bellingham önde. Niye bunu yaptı? Bir şeyleri değiştirmesi gerekiyordu. Hmm. Ya oyuncuyla değiştirirsiniz ya şey yaparsınız. Tamamen çizgi açtı Vini ile Rodrigo'yu. Hmm. Toplu oyunda da çok ağırlıklı bir şekilde. Yani Rodrigo'nun yine merkeze girdiğini gördük ama ağırlıklı bir şekilde buradaydı. Vini tamamen sol kenara aldı. Ve artık bu oyuncuların birebirleri üzerinden gitmeye denemesi. Muhtemelen preste de. Yani Rodrigo ile Vini de çok iyi basar. Ama Valverde Bellingham atletizm yönünden pres yapma yönünden de e, rakip stoperlere baskıda biraz daha iyi karşılama yaptı. Ve bak, ikinci yarı şunu değiştirdi. İlk yarı %65, %66, %70'e yakın Real Madrid. İkinci yarı %50, %50. Şimdi sen diyeceksin ki zaten gol attılar. 2-0 geldi. Ondan sonra değil abi. İlk gol attığında yani Real Madrid 1 0 bulana kadar ikinci yarıda denge vardı oyunda. Topla alakayı kesti. Yani şimdi Dortmund dedi ki Edin Terzic... ''Pas yapın abi, ben ilgilenmiyorum. Siz stoperde istediğiniz pası yapın, kenara yönlendireceğim ben sizi, oradan çıkamayacaksınız zaten, orayı da kapatacağım bir şekilde, kompakt gelip. E, sen çizgide ve arkada pas yapabilirsin, ben karışmıyorum buna.'' dedi. Real Madrid de topu aldı. Bak, Don Carlo'dan 45 dakika boyunca topu almasını ben beklemiyordum. Yani en azından 20-25'te bir uyarı yapar dedim. İkinci yarı Real Madrid verdi topu. Yani şöyle, Dortmund'un bıraktığı topu ben de almıyorum. Ben de o topu alıp sana gitmiyorum dedi. Onlar da çok daha direkt oynamaya başladılar. Çok daha uzun bulmaya başladılar. E, Dortmund'u oyun kurmaya teşvik edip işte Bellingham'la, Valverde'yle bazen oraya kendisini sokan Rodrigo'yla baskı yapmaya başladılar. İkinci yarı top oynama oranlarının dengede olmasının nedeni Real Madrid'in üstünlüğü alması değil. Zaten Real Madrid üstünlüğü aldıktan sonra Dortmund hiç top oynayamadı. Tamamen Ancelotti'nin hem karşılama planını değiştirmesi hem de topa sahip olma planını biraz daha otopro ederek e, oyunu biraz daha gitgele çevirmesi ikinci yarıda. Ve ikinci yarıda bak şimdi deniyor ki İşte 1-0, 2-0 bozuldu ondan sonra. Peki 0-0, 1-0 arası kaç dakika var? 27. 20, 27 mi? 72 20, olmadı mı bu? Ha, olabilir. Ben de 20-25 dakika diyecektim. 27 dakika. E, Dortmund'un net pozisyonu var mı? Yok. Yok. Bir şeyi hatırlıyorum ben. Adem'i soldan geldi. Arka direğe orta yaptı. Fülkur kafayı vurdu. Kurt, üstüne vurdu. Yani. Kurtağın üstüne geldi zaten. çok net bir pozisyon değil. Onun dışında pozisyonu yok. Değişiklik. Ademi ee, Rolls değişikliği hakkında ne düşünüyorsun? Yani Son olarak onu sorayım. eleştirdi bayağı. E, savunma markasına koşu atacak oyuncu kalmadı falan diyor Ama herhalde topla daha yetenekli bir adam istedi orada. E, <laughs> Terziç, tabi Brandt çıkar mıydı? Brandt mı çıkmalıydı? Sen ne diyorsun? E, Seninle konuşmuştuk ya, Royce'nin Brandt mı oynar, evet. sen hatta Brandt oynar dedin, ben biraz daha Royce tarafında olabilirim mi acaba, Edin Terziç dedim vesaire O yüzden de aslında Royce'nin oyuna girmesiyle beraber Brandt'ın oyuna çıkmasını düşünebiliyorsun ama ADM'i batırdı abi, evet. bir batırdı. Bak şöyle bir şey oldu, Erman'la arada mesajlaşıyoruz, ADM'i çıktı, Dortmund batırdı dedim. Şimdi bak, yani e, oyunu 0-0'dı. Sıfır Bundan sonrası çok sıkıntı dedim Dortmund için. arkaya arkayı koşu oyuncu yok çünkü. Ama abi Reus oyuna girdi 20 dakika sonra falan golüydü. 2 dakika. 2 dakika mı? Hı hı. şimdi o gol yemesinin o değişikliğe alakası olduğunu söyleyebilir miyiz? Yok. yok. 0-1'de daha iyi oynarsın. Evet. Yani, zaten... yani hem Brandt hem Royce, hem ilk orta evet. Set oyununda skora ihtiyacım var. Topa ihtiyacım var. Dolayısıyla Adem'in yerine Royce'un girmesi aslında 1-0'lık mağlubiyetle beraber Dortmund'un işe gelen değişiklik oldu. Ben denge oyun için söyledim bak. mi çıktı, ben Dortmund'un işi bitti dedim. Ama 1-0 olduğu anda benim söylediğim şey de bitti orada. O, yüzden ya mi çıktı, o yüzden geriye düştüler, o yüzden reaksiyon veremediler. Hiç alakası olduğunu düşünmüyorum ama şunu düşünüyorum. Edin Terzi 80'den sonra şunu yaptı. Fülkuruk, Aller, Sancho, şey, Daniel Malin, Aynen. Royce. Abi olmaz böyle. Böyle olmaz abi. Kamavinga sonra... Ya beş tane hücumcu olma Bunu konuşuyoruz. Ligde de çok... Okan Buruk özelinde de çok konuştuk bunu. Yani bunu yapmayın abi. <laughs> bak bunu yapıp... Bak bunu yapıp... Skor alabilirsin. Bunu yapıp bir maçı çevirebilirsin. Ama bunu 10 defa yaparsan... sekizine çeviremeyeceksin. Tabii. Örnekler hep öyle oluyor. Bak oyun tamamen gitti. 80'den sonra gitti oyun. <laughs> Royce... E, Adem'i değişikliğiyle gitmedi. Aynen. Oyun... Dört santrifor... Arthur Royce. Ya yani 5 forvetli bir yapı o ondan sonra. 80'de yapıyor. Emre Can çıkıyor. Haller malen giriyor. Bitti abi. Ondan, ondan sonra Dortmund diye bir şey yok. Ondan sonra Real Madrid domine etti ya. Bak resmen dominasyon 80'den sonra başlıyor. Yapmayın abi bunu. Ya bunu yapmanın hiçbir anlamı yok. Ya bunu yapmanın hiçbir anlamı yok abi. Senin topa sahip olman için, senin oyun yani rakibi kapatman için orta sahaya ihtiyacın var. Yapmıyor. Elit teknik adamlar bunu yapmıyor. Edin Terzic bundan bir şey çıkarsın, ders çıkarsın. Devamında da zaten. Dortmund'un en kötü periyodu 80-95 arası. En kötü periyodu maçtaki. Hiç gidemediler. İşte bir offside'dan gol var gerçi 2-0'dan sonra da. Yani ikinci gol bağıra bağıra geldi ya. Bağıra yani Real Madrid arka arkaya yakın yapıyor. Zaten 1-0'a beraber var. coştular. Rakip tribün sostu. Arka şey arkadaki taraflarla beraber, kale arkasıyla beraber akın akın geliyor Real Madrid. Ee, şeyle yani zorla buldular golü resmen. Peki ee, sorulara geçelim istiyorsan. Traviyolla süper sorular. Chelsea Enzo Maresca'ya Bayern Kompany'e Liverpool Arne Slot'a gitti. Elit kulüplerin elit olmayan hocaları değil de gelecek vadeden hocalara gitmesi nasıl yorumlarsınız? Vampa 12. Oyunun gittiği yerle alakalı abi. Oyun oraya gittiği için. Ee, biraz onu istiyor ee, takımlarda ya da kulüp sahipleri de biraz bunu istiyor. E, kaybederken de favori olmak istiyorlar. Kaybederken de iyi oyun oynamak istiyorlar. Bak bu tercihlerin çok patlıyor. Çünkü yani Arne Slot üst seviyede ne yapar bilmiyoruz. Enzo Maresco üst seviyede ne yapar bilmiyoruz. Yani bunların tutma oranı tutma oranından daha düşük de olabilir. Ama hayal o, umut o. Daha gelişmiş oyun. Tribünlere keyif veren oyun. Şimdi bak daha reaktif oyun başarırken harikasın. Kaybederken çok can sıkar tribinlerde. Bu oyun turnuvalarda, kısa turnuvalarda başarı yönünden daha zayıf, ligleri daha rahat domine eden ama kaybederken de tribünleri, taraftarı tatmin eden bir oyun. Ama bu denli elit kulüpler ne zaman zaten reaktif hocaya gitti ki genel olarak? Yani bu tarz kulüpler derken? Yani elit, bayan işte... Chelsea'nin kariyeri, Chelsea'nin tarihi reaktif hoca. Evet. Tamam. Chelsea'nin tarihi reaktif hoca. Hatta Don Carlo'yu bak. Bak Don Carlo reaktif hoca olarak geçiyor. Evet. Bak Don Carlo'yu reaktif hoca olarak getirmedi Roman Abramovich. Şeyden çok sıkılmıştı. Mourinho, Avram Grant, ee şey, Di Matteo, Gussi Link, Arka arkaya bu hocalar çalışmıştı. Hepsi reaktif hocalardı. Di Matteo sonra geldi sanırım. Şeyden, Ancelotti'den. Tamam. Scolari, Scolari Tamam. Arka arkaya reaktif hocalarla çalışıyor. Don Carlo'yu getirme nedeni Milan'daki dört tane 10 numaralı Hı. hücum yapısı Ancelotti'nin. O yüzden getiriyor. Ondan sonra da çok fazla reaktif hocası var. Yani Chelsea'nin tarihi Roman Abramovich döneminde özellikle genellikle o tarz teknik adamlardı. Ee, o yüzden mesela yani bence Enzo Maresca'nın Chelsea'ye gelişi o yönden bir değişiklik. Çünkü sahipler de farklı. Şimdi farklı bakıyorlar. Onların hala futbol öğrenmeye ihtiyaçları var. Yani bir iki yılları daha var abi onların. O yüzden Maresca için de böyle bir ortamda başarı enteresan olur. Yani çok zor işi. E, Liverpool şey mi diyorsun Liverpool'a? Yani şu profili bu kulüp değil ki abi Liverpool kulüptan sonra contender Premier Lig'de. Evet. Bir, bir contender öyle hocaya gidiyor. Ya bu futbolun gittiği yönle alakalı abi. Az önce onu konuştular. Mourinho da konu derken bak evet. teknik adam tercihi var ya ben tam olarak bunu kastediyorum zaten. O yüzden dedim Chelsea, Bayern, kompaniye bak Arne Slot orada aklıma gelmedi Arne Slot. Var böyle tercih bu. Sezon finali. Evet. Vay be. Bitirdik, artık Avrupa Şampiyonası'na geçeceğiz. Aynen. Avrupa içeriklerimiz başlayacak yani, daha doğrusu Euro 2024 içeriklerimiz başlayacak yavaş yavaş. Orada da bekliyoruz. Ee, bekliyoruz tabii ki. Sezon boyunca bize e, tüm desteklerini sunan Boşkar Service'a ve e, Trendyol'a çok teşekkür ediyoruz. Emre Yazıcıoğlu. Yazıcıoğlu. Doruk Keskin. Doruk Keskin. Sen? Uğur Ozan. Canberk. Arda. Arda. Doğru. E, aklıma gelmeyen varsa e, galiba bu kadar. E, i̇çerideki ekibimiz evet. mutfaktaki ekibimiz Bekir Şerefli önderliğinde <laughs> Bekir Vitanır <laughs> Bekir honorable çok teşekkür ediyoruz herkese bizi bir sezon boyunca takip eden, izleyen izleyicilerimize ve hürmetlerimize sunuyoruz. Önümüzdeki sezon görüşmek üzere diyelim. Önümüzdeki sezon bazı şeyler farklı olacak hoşçakalın